Menemen. Maşallah. Nedir bu hal? Muhteşemsiniz, muhteşem. Menemen, bana şimdiden 2023'ün müjdesini veriyor. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kadın kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. Gençler, sizleri de selamlıyorum. Ana kademe, sizleri de selamlıyorum. Var olun. Ve inşallah şimdiden, gece gündüz demeden 2023'e hazırlanıp 2023'te de ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bugün biliyorsunuz güzel İzmir'imizin güzel ilçesi Menemen'de sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Bugün İzmir'de önce geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremin ardından Bayraklı'da yapımını tamamladığımız 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Bizde biliyorsunuz laf ola beri gele yok. Biz sözü verdik mi? Verdik. Ve süratle de bu deprem konutlarını bitirip sahiplerine teslim edeceğiz dedik mi? Dedik. Ve zamanında da elhamdülillah teslim ettik. Şimdi Bayraklı'daki konut sayısını 1391'e ve dükkan sayısını da 302'ye tamamlayacağız. Ayrıca yine Bayraklı'daki rezerv alanda 3649 konut ve 511 dükkan inşa ediyoruz. Bunlardan 397'sini de yılbaşına kadar tamamlayacağız. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5074 konut ve 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Hanım kardeşlerim, Bay Kemal'in vurulacak yeri kalmadı. Bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getiren yok. Rabbimden ülkemizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Afetlerin önüne geçemeyiz. Ama devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine ve imkanına hamdolsun sahibiz. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırarak ülkemizi depremlere karşı hazırlama çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyoruz. Bayraklı'daki vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşturma sevincimizin ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na giderek hem resmi açılışını yaptık hem de bu güzel tesisi yerinde gördük. Ve şu anda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı inşallah Altay ve Altınordu beraber kullanacaklar.
Maşallah. Bu ne güzellik böyle. Bu ne güzellik böyle. Menemen'de sizlerle hem tamamlanan eserlerin resmi açılışlarını yapacak hem de son dönemdeki gelişmelerle ilgili hasbihal edeceğiz. Kardeşlerim, bugün burada şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan 100 eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde inşası tamamlanan ilkokulların, ortaokulların, liselerin, okul kütüphanelerinin resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı gençlik merkezlerimizi, Tire ve Ege öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binaları ile yeni çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleriyle çeşitli mahallelerimize yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. İzmir Kalkınma Ajansımızın verdiği destekle hayata geçirilen projeleri de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize, Menemen'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların İzmir'imize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, mimarından, mühendisinden, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Kardeşlerim, şu anda karşımdaki bu kitle, bu topluluk bir karar veriyor. İzmir'in işgali ve İzmir'in kurtuluşu milli mücadelemizin başlangıcı ve bitişi olarak tarif edebileceğimiz önemde hadiselerdir. Düşman İzmir'e ayak bastığında milletçe adeta dünyamız kararmıştı. Düşmanı İzmir'den denize döktüğümüzde ise milletçe bayram yapmıştık. İzmir, vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istiklalimize sahip çıkma mücadelemizin sembolü olmuştur. Maşallah. Maşallah. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının hemen ardından yine bu şehrimizde toplanan İzmir İktisat Kongresi ile de ekonomik istiklalimize sahip çıkma irademizi ortaya koyduk. Maşallah. Sağ olun. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar 1929 küresel buhranına kadar başarıyla uygulandı. Büyük buhranın ardından bozulan dengeler 2. Dünya Savaşı'yla iyice sarsıldı. Bu kritik dönemde ülkemizde dirayetli ve vizyoner bir siyasi iradenin olmamasının etkisiyle Türkiye milli mücadelenin ardından yakaladığı büyük fırsatı kaçırdı. Rahmetli Menderes'le birlikte İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar yeniden hayata geçirilmeye başlandı. Ancak 1960'tan itibaren ülkemize musallat olan her darbe, her muhtıra, her vesayet düzeni demokrasimizle birlikte
ekonomik bağımsızlığımızı da örseledi. AK Parti'nin tek başına iktidarına kadar Türkiye toplumsal olarak huzursuz, siyasal olarak istikrarsız, ekonomik olarak ithalata dayalı modellere mahkum edildi. Dikkat ederseniz bugünlerde CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendikleri dönemlerde, şimdi buraya dikkat edin, buraya dikkat edin, hatırlayın, CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik %7500'leri bulan faizleri gördü mü? Ah kardeşlerim, gecelik %7500 faiz. Bunun altından kim kalkar? Ve hatırlayın, bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabii bunları şu anda 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir. Ve bu ülke onların döneminde elinde avucunda ne varsa hepsini de tefecilerin yağmaladığı krizlere maruz kaldı mı? Bu ülke onların döneminde bankaların işlerinin boşaltılarak milletin cebinden yüz milyarlarca doların çalındığı ihanetler gördü. Gençler, biz onlardan işte böyle bir Türkiye devraldık. Ülkemizde başlattığımız büyük demokrasi ve kalkınma devrimiyle hem 1920'de meclis açıldığında hem de 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında ortaya konan ruhu yeniden dirilttik. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek hem sosyal barışı sağladık, hem ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Kardeşlerim, geçmişte yıllarca milletimiz çok ciddi çileler çekti. Cumhuriyetimizin değerlerini çatıştırmaya çalışanların oyunlarını biz bozduk. Cumhuru ve Cumhuriyeti bir araya getirerek tarihimizin en güçlü sinerjisini oluşturduk. Türkiye'nin her karış toprağını ve her ferdini kucaklayan bu büyük atılımımızın rahatsız ettiği malum çevreler boş durmadı. Partimizi kapatmaya çalışmaktan, sokakları karıştırmaya, darbe girişimlerinden, ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz tüm bu süreçte verdiğimiz mücadelede her şeyi çalıştık, çabaladık ama bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık. Şayet demokraside, özgürlüklerde, sanayide, ticarette, diplomaside, güvenlikte hayata geçirdiğimiz atılımları ekonomide de gerçekleştirerek milletimizin refahını artıramazsak kazanımlarımızı kalıcı kılamazdık. Gençler, ben de deliler gibi sizlere aşığım.
Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız. Bunun için meseleyi hep temelden ele aldık. İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı? CHP'nin parti sözcüsü IMF'le maşallah el ele kol kola geziyor. Hala geziyor. Çünkü onlar IMF'in dilinden anlar. Biz ise 23,5 milyar dolar IMF'e borç vardı. Mayıs 2013'te parasını ödedik ve gönderdik. Biz buyuz. Ve sevgili kardeşlerim, Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye? İşte uygulandığı her yerde başarısızlıkla sonuçlanan milleti açlığa, işsizliğe, fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık. Attığımız her adımın, yaptığımız her yatırımın, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye'yi ekonomik olarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle yoluna devam edebilecek bir konuma çıkarma gayesi vardı. Hatırlarsanız ne zaman biz 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşta anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik. İşte o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Niye? Boş durmuyorlar. Hani küresel güvenlik sistemindeki çarpıklıkları ifade etmek için biz ne dedik? Dünya beşten büyüktür diyoruz ya. İşte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar bunlar üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara da dünya ekonomisi beşten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Yüksek faizi, enflasyonu, kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği öğretilmiş bir çaresizliktir. Biz savunma sanayinden sağlığa kadar pek çok alanda bu öğrenilmiş çaresizlik sendromunu aşarak nasıl ülkemizi en ileri seviyelere getirdiysek ekonomi politikalarında da aynısını Allah'ın izniyle başaracağız. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Biz yatırım, istihdam, üretim ve bu politikaların altyapısını 19 yıldır inşa ediyoruz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik kriz bize bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdi. Yaptığımız işte bu fırsatı değerlendirmektir. Dün
faizleri 7500'lere çıkartanların bugün kanun çıkartın, faizleri %1'e indirin. Kim diyor bunu? Bay Kemal. Bay Kemal diyor ki kanun çıkarın, faizleri %1'e indirin. Ya bir gün geliyor bunu söylüyorsun, ardından da diyorsun ki faizleri yükseltin. Yemezler. Yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Milletimiz geleceğini kurtaracak bir büyük dönüşümün sancılarını yaşarken kendisiyle dalga geçenlerden bunun hesabını elbette soracaktır. Değerli kardeşlerim, hayata geçirdiğimiz yeni ekonomi politikasının gerisinde 19 yıldır yaptıklarımızın olduğunu söyledim. Peki biz geçtiğimiz 19 yılda ne yaptık? Eğitim dedik. Ülkemizin 81 vilayetini üniversitelerle donatarak 76 üniversiteden aldık, 207 üniversiteye çıkardık. 28 Şubat'ta kapısına kilit vurulmaya çalışılan mesleki eğitimi yeniden canlandırarak okullarımızın ve öğretmenlerimizin sayısını artırarak tarihimizin en güçlü insan kaynağı altyapısını sürdük. Kardeşlerim, sağlık dedik. Şehir hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde sayısı 1 milyon 200 bini bulan sağlık personelimizde vatandaşlarımıza dünyanın en kaliteli, en hızlı, en ucuz sağlık hizmetini veren bir sistemi hayata geçirdik. Adalet dedik. Hizmete aldığımız en modern donanımlara sahip adalet saraylarıyla hakim, savcısından destek personeline kadar artırdığımız insan gücüyle, yenilediğimiz yasalarımızla içeride ve dışarıda herkese güven veren bir yargı sistemi oluşturduk. Güvenlik dedik. Terör örgütlerinin, mafyanın, çetelerin kol gezdiği Türkiye'nin herkesin kendini evinde, iş yerinde, sokakta, her yerde güvende hissettiği eman beldesi haline getirdik. Gabar'da biz var mıyız? Cudi'de biz var mıyız? Tendürek'te biz var mıyız? Beşler Deresi'nde biz var mıyız? Teröristleri buralara gömdük mü? Ama artık terör, bunlar öyle durup dururken olmadı. Sizler bize inandınız. Biz de size inandık. Ve bu teröristleri gömdük. Ulaşım dedik. Uzunluğunu 6800 kilometreden aldığımız ama şimdi 28.200 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollarıyla, otoyollarıyla, tünelleriyle, köprüleriyle, baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, hızlı tren projeleriyle dünyanın en yaygın ve ekonomik hava yolu ağıyla. Kardeşlerim, hava yolunu nereden aldık? Bakın çok önemli. Ve bu konuda da Türkiye şu anda çağ atladı. Limanlarıyla ülkemizi büyük atılımına uygun ulaşım altyapısıyla donattık. Enerji dedik. Hidroelektrik santralleriyle, güneş enerjisi tarlalarıyla, rüzgar enerjisi tepeleriyle, doğal gaz borularıyla vatan topraklarının her karışını kalkınma ihtiyacımıza cevap verebilecek elektrik hatlarıyla ördük. Sanayi dedik. Ülkemizin her şehrine yayılan ve sayılarını 326'ya çıkardığımız organize sanayi bölgeleriyle
dünyanın gıptayla takip ettiği savunma sanayi sektörümüzde girişimcilerin önünü açan teşvik ve destek sistemimizde Çin'le Avrupa arasında en büyük ve modern sanayi altyapısını kurduk. Hanım kardeşlerim, ticaret dedik. Çalışan, üreten, alan, satan herkesin yanında yer alarak ülkemizin ihracatını nereden aldık biliyor musunuz? 36 milyar dolardan aldık. Nereye çıkardık? 216 milyar dolara çıkardık. Nereden nereye? Ülkemizi 2008 ve 2019 küresel kriz yılları dışında hep büyüttük. Sağ olun. Sağ olun. İstihdam dedik. Nüfusumuz 2002'ye göre %31 arttığı halde istihdamı %36 artırarak insanlarımıza iş ve aş sağladık. Tarım dedik. Çiftçimizi, hayvancımızı, ormancımızı destekleyerek ülkemizi tarımsal hasılada dünyada 10. sıraya çıkardık. Yeryüzünün her köşesine yıllık 60 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yaptık. Şimdi gelirken traktörleri gördüm. Çiftçilerimizi gördüm. Allah'ıma hamd ettim. Elhamdülillah çiftçilerimiz traktörlerimizle birlikte artık Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Çevrede, şehircilikte, sporda, sosyal yardımlarda, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Türkiye kurduğumuz işte bu güçlü altyapı üzerinde artık para ve maliye politikalarını kendi ihtiyaçlarına, kendi hedeflerine, kendi vizyonuna uygun belirleyecek ve uygulayacak düzeye gelmiştir. Savunma sanayinde %20'lerdeydik. Ama şimdi nereye çıktık? %80'e çıktık. Savunma sanayinde. Yaptığımız iş Amerika'yı yeniden keşfetmek değil, gelişmiş, büyümüş, zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza, kendi imkanlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Mandacı, iktisatçı ve siyasetçiler işte bu tabloyu yok sayıyorlar. Bunun yerine küresel enerji, gıda, ham madde başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişin sebep olduğu fiyat artışlarının faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Buna inanıyor musunuz? Yetmiyor. İktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryoları üretmek için çırpınıyor. O da yetmiyor. Milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek ülkenin felaketinden siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar. Bunlarca yıldır bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da gayretleri de olduğu görülmemiştir. Maalesef bunlar daha Türkiye'nin nasıl bir güce, imkana ve altyapıya sahip olduğunu dahi bilmeyecek kadar cahiller, daha doğrusu şuursuzlar. Cehalet bilgiyle zaman içinde giderilebilir ama bunların kimi zaman ihanet derecesine varan gafletleri bakidir. Değerli kardeşlerim, bizim tek hedefimiz insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır. Yüksek faizmiş.
düşük kurmuş. IMF reçeteleriymiş. Küresel siyaset ve para baronlarının şantajlarıymış. Bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. İşte bunun için dünyada gelişmekte olan ülkeler üzerinde yıllarca oynanan enflasyonu yükseltip faizleri artırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faizler ve kurlar düşünce %40, %50 karlarla çıkma oyunun önünü kesecek adımları attık. Zahirde yapısal reformlardan, hukuktan, eğitimden, kaliteden, verimden, güvenden bahsedenler aslında bunların hepsinin ülkemizde mevcut olduğunu biliyor. Kendi mandacı ekonomi politikalarının batışına bunlar ağıt yakıyorlar, ağıt. Bu politikayı tersine çevirmek için küresel tetikçilerden medyaya kadar ellerindeki tüm silahları devreye soktular. Ama Türkiye artık 1970'lerin, 1990'ların Türkiye'si değil. Türkiye'nin önünü kesmek için atılan her adımın bir bedeli var. Birileri bu bedeli bir süre öder. Ama sonra dönüp kendi işine bakar. Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu vesayetle mücadelemizde gördük. Biz bunu terörle özellikle mücadelemizde gördük. Biz bunu darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanlarında kimler vardı, kimler? Biz milletimizle birlikte kararlı bir şekilde yolumuza devam edince hepsi de acınası bir halde ortada kaldı. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakıp ıslık çalarak bambaşka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü bunlar dün İstanbul Boğazı'na yapılan her köprüye karşı çıkmış, sonra da onları ilk kullanmış kişilerdir. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Yaptık. Denizin altından Marmara'yı yaptık mı? Yine denizin altından Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık mı? Niye yaptık? İstanbul'dan İzmir'e gelinsin diye. Peki ya bunların diktikleri bir ağaç var mı? Bunlar Marmara'ya da karşı çıktılar. Sonra ondan en çok istifade etmiş kişiler oldu. Bunlar dün İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu başta olmak üzere nice büyük projelere karşı çıkmış. Sonra da onları en çok kullananlar oldular. Kardeşlerim bunlar biliyorsunuz Taksim'e yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni yaptık. Önce karşı çıktılar. Ama şimdi sağ olsun bize bile bırakmıyorlar. En çok onlar istifade ediyor. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Ne diyor Ziya Paşa? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Evet, bunların akıl, vicdan, ahlak, bilgi, vizyon seviyelerini dün karşı çıktıkları işlere bakarak rahatça ölçebilirsiniz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok.
Sadece şu tablo bile mandacı, iktisatçı ve siyasetçilerin foyalarını ortaya dökmeye yeterlidir. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri insanları işsiz kalmasın diye enflasyona ve faize bakmadan ne gerekiyorsa yaparken onları alkışlayanlar, Türkiye benzer yöntemleri kullandığında felaket tellallığına soyunurlar. Çünkü bunlar doğru yanlış bakmadan kendilerine verilen vazifenin gerektirdiği her şeyi söyler ama asıl gerçekleri asla dile getirmezler. Mesela bunlar her türlü para ve maliye politikasını kullanarak demokrasi, hak ve hukuk tanımadan kendini dünyanın üretim ve finans merkezi haline getirenleri hiç konuşmazlar. Mesela bunlar para musluklarını 10 yılda 10 kattan fazla açanlara bunun sebebini sormazlar. Mesela bunlar küresel finans krizinin yaşandığı 2008'den beri defalarca politika değiştirenlerin niye böyle yaptığını sorgulamazlar. Mesela bunlar salgın döneminde savrulmalar yaşayan gelişmiş ülkelerin nasıl bu duruma düştüklerini anlamaya çalışmazlar. Mesela bunlar dünyada yaşanan para bolluğunun ve yüksek enflasyonun analizini yapmazlar. Mesela bunlar Almanya başta olmak üzere Avro bölgesinin istihdamı korumak için hangi politikayı izlediğini takip etmezler. Mesela bunlar uluslararası fiyatların üfe bazında üçte birden fazla artışının yol açtığı sonuçları dikkate almazlar. Mesela bunlar küresel krizden kendini korumak isteyen herkesin gelişmişlik düzeyine bakmaksızın parasının değerini düşük tutup cari fazlasını artırmayı, böylece istihdamını korumayı sağlamaya çalıştığını görmezler. Buna karşılık aynı kesimler Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve kararlı ekonomi politikası değişikliğini, evet, kah patates soğan, kah faiz kur enflasyon, kah tencere tava, hep aynı hava deyip giderler. Değerli kardeşlerim, buradan şimdi tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Menemen'den ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu 2023'te tekrar devreye almaktır. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar. Kardeşlerim, biz bu ekonomi politikasını öyle akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yıldır bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını, etkilerini azaltma değil, tamamen tedavi etme aşamasına geçtik. Biraz önce 19 yılda bu gayeyle nasıl bir altyapı kurduğumuzu sadece başlıklarıyla hatırlattım. Kardeşlerim, şimdi eyvallah. Eyvallah. Şimdi şirketlerimiz hiç endişe etmeyin. Daha çok kazanacak. Çalışanlarımız evelallah daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Bunun yanında ülkemizdeki bireylerin inşallah bundan sonraki süreçte eli
bolluk içerisinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Ben halkıma inanıyorum. Halkıma güveniyorum. Türkiye büyüyecek. Gelişecek. Zenginleşecek. İşte bunun için 2023 çok önemli. Milletimizin 2023'te tercihini mandacı, iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum. Bay Kemal mandacı siyasetçi. Aynen öyle. Aynen öyle. Bay Kemal kimlerle yürüyor? Terör örgütünün yandaşlarıyla yürüyor. Benim hanım kardeşlerim, benim genç kardeşlerim bu terör örgütlerine prim verir mi? Vermez. Çünkü biz milliyiz. Biz yerliyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte kardeş olacağız. Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ile İzmir'imize kazandırılan 96 tesisin toplu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarımızı, Sayın Menemen Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ödemiş hazır mısın? Menemen hazır mısın? Maşallah. Maşallah. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Buça da burada mı? Elleri göreyim elleri. Torbalı burada mı? Çok az. Konak. Ama çok çalışacaksınız ha. Ödemiş burası. Bergama da burada mı? Kiraz nerede Kiraz? Kiraz yok, yok, yok. Şimdi makaslar kordeleyi kestikten sonra kordeleyi kesenlerde hatıra olarak kalacak. Sizi alacağım, alacağım. Merak etme, alacağım. Arkadaşlarımızı göndereceğim, sizi alacağım. Tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tüm bu eserler inşallah Menemen'imize, İzmir'imize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah! Bismillah.
Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ile yapımı tamamlanan 96 tesisin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş, İzmir'imizin ve aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Tek sevdamız Türkiye.
Sessizlerin sesiyiz, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Biz senin samimiyetini, koşulsuz sevdanı, gülen yüzünü, karşılıksız milletine sahip çıkışını sevdik. Biz senin dünyaya seslenişini, mazluma sahip çıkışını, hakkı tutup kaldırışını sevdik. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider. İlklerin ve hizmetin öncüsü. Tek sevdamız Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim. Büyüyen, kalkınan, gelişen, güçlü ülkemizin lideri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yazıyla, türküsüyle sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye.